Şantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet. Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem... Kova isteyen var mı? Kovacı! Acaba gerçekten yapabilir miyim? Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. Sen bunu yalnız başına nasıl yapıyorsun ya? Ya da bize gösterildiği kadar masalsı mı? Bunun dikeni olta iğnesi bir dönük olduğu için daha fazla ızdıraplı, düz değil. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa... ...öğrenmem gereken çok şey var. Ben Kıvanç Kasabalı, her an eleneceğim bir yarışmada gibi şehirden uzakta Isparta'nın Gedikli köyündeyim. İki gündür köyde sabah akşam demeden harıl harıl çalıştık. Kulağıma bazı yorumlar geliyor. Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Bu akşam köyden bir kişi ayrılacak. Umarım ben olmam. Çünkü ben bu hafta gerçekten burada çok çalıştığıma inanıyorum. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Dede ne yapayım ya? Allah! Bunu kıramam. Beyşehir Gölü'nün kıyısında Anamas Dağları'nın eteklerinde kurulmuş Gedikli Köyü'ndeyim. Bu aralar köyün telaşı çok. Sabah servislerle elma hasadına gidiyorlar. Ben de Süleyman abilerle birlikte yola koyuldum. Hadi. Süleyman abi, bu sazı verdin sen bana. Hasada mı geldik? Çalgı çeyini öğle yemeğinde bir istirahat molası yapıyoruz müzik evet. için. Biraz sonra. Bunu şöyle onların bir için mi? Evet, onların için aldık. Tamam, tamam. Nereye koyayım abi bunları? Şöyle bırakalım malzemeyi. Bunları bırakalım. Buraya bırakalım. Kahvaltılar hazır oluncaya kadar çayımız. Evet, hadi tamam, iş başı. Ne yapıyoruz abi Süleyman abi? Hadi, kahvaltı hazırlanasıya kadar biraz bir çalışıyoruz. Kahvaltı tamam. Hazırlandı mı kahvaltımıza başlıyoruz. Tamam. Oradan başlayarak geliyoruz böyle. Doldura doldura gidiyoruz. Evet, aynen tamamdır. Öyle. Süper. Haydi bismillah. Evet, kovalar. Kovalar, kovalar gelsin. Kovalar var. Kovalar gelsin. Hemen ver kovayı. Tamam. Evet, evet. Küçüklerini atıyoruz. Güzel. Küçükleri toplamıyoruz. Evet, toplamıyoruz. Bunu topluyor musun? Bu lekeli, bunu atıyoruz. Lekeyi atıyorsun evet. hemen. Hayda. O dondan evet. dolayı mı öyle oldu? Bu sene dolu dolu oldu. Çok dikkatli toplamak lazım. Evet, şu ufağı evet. toplamıyorum. Evet, bunu atıyoruz. Bunda leke de var zaten. Ama sen onların hepsini atarsan biz ne toplayacağız burada ya? Ağacın yarısı gitti aşağıya. Ama bir şey yok. Bu böyle. Evet, değilse arkadaşlar seçerken. Niye böyle oldu ya? Allah'tan gelen abi. Yapacak bir şey yok. Yok yok ama bayağı zayi var. Zayi %70'in üzerinde. Peki bunlar ne olacak abi? Bunlar aromaya, suluk. Meyve suyu. Elma suyuna gidiyor. Tamam. Onlar da ziyan olmuyor ya. Yok ziyan olmuyor. Elma ne tabii bunlar. Onlar meyve suyu. Onlar meyve suyu. Tamam elma suyu. Kıvanç! Mısınız? Kıvanç! Seni bugün kovacı yapalım. Neredesin abi sen? Oradan ses geliyor. Burada Kıvanç. Efendim? Bu tarafta kova var dolu. Boş kova getir doluyu götür. Siz burayı biz herhalde toplayamayacağız. Taşımacılık yapacağız bugün herhalde. Evet, evet. Abi, değil mi? Dolu. Toplama yok. Haydi. Bahçede 3 ayrı iş bölümü vardı. Kovacılar, toplayıcılar ve seçiciler. Kovacılık en zoruydu diyebilirim. Kovası dolan bana seslenince nereye yetişeceğimi şaşırdım. Sen de mi taşımacısın? Zedeleme yok. Evet. Değil mi? Evet. Kovayı zedelemiyoruz. Al bakalım. Abi 2 getireceğim boş kovayı. 3 getireceğim. Allah. Kıvanç kovalar doldu Kıvanç. Ya 2 dakikada doldu Kıvanç, ama. Kovalar doldu 2 tane. Geldim. Süleyman abi al. Evet. Tamam dur geliyorum abi işte hepsine bir anda yetişmek de çok zor oluyor. Herkesin de ağzından kıvanç düşmüyor. Burada tempolu çalışmak kıvanç gerekiyor. Kıvanç abi kova. Değil mi kova oraya kova. Kıvanç. Geldi. Kıvanç. Kıvanç'ı geldi hanım.
Ver o kovayı da. Var mı başka kova? Yok ama. Memnun abi. Elime toplatmadılar ya. Hadi hızlı da oldu, hızlı. Hızlı. Kıvanç kova. Kıvanç abi. Geliyor. Kıvanç kova nerede kaldı? Geliyor. Ne oldu? Kahvaltı. Geldi mi vakit? Evet. Evet. Dök. Geldi. Tamam, şunları dök döküyoruz. Evet. Tamam değil mi? Hadi buyurun kahvaltı. Hadi bakalım. Abi. Kahvaltımızı yapalım, sonra devam edeceğiz tabii, burada. Tabii tabii. Daha bir sürü boş kasa ceviz, var. Ceviz yer misin? Abi? O nereden buldun cevizi ya? Şurada ağaçta var. Oo abi. Sağ olasın. Hadi kahvaltıya geçin, geliyoruz. Sağ olun. Sen kim, neredensin? Ben bahçe sahibinin damadıyım. Ha, damat mı? Benim damat. Vay vay vay. Şanslı yere damat olmuşsun ha. Ha? Nasip abi. Valla. Nasip. Ha? İyi, iyi. Memnunuz şükür, damattan. Şükür Allah razı olsun. Çalışkan bir damat ama. Şimdi görevli bu. Bana yardıma geldi. Ha, normalde burada değilsin sen. Neredesin? Afyonkarahisar'da. Ne yapıyorsun Afyon'da? Ben kamu görevlisiyim. Ha, Afyon'a da geleceğiz. Bekleriz. Geleceğiz buyur tabii gene, ki. Buyur gel. Neredeyiz? Süleyman oturdun. Otur 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 abi, otur oraya. Abi ben böyle dizinin dibine geldim. Evet, tabaklar gelsin. Tabakları gönderin. Osman ekmek ver. Yumka verin. Rahmetli anneannem yapardı bunu. Cevizli mi? Hayır, haşhaşlı. Haşhaş koydun değil mi? Abi büyük ihtimal yarın köyde kuşburnuna gideceğiz. Kışlık hazırlık yapacak, reçelini yapacağız. Haa, kuşburnu toplayacağız yani. Evet. Ben onun da reçelini, marmeladını çok severim. Evet, marmalat. Hep sevdiğim şeyler denk geliyor. Doğal antibiyotik abi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Kırmızıya mı gidelim, ne yapalım? Bir görün mü? Dur dur, daha yeşili bitirmedik abi. Türkiye'deki elma üretiminin 1/4 Isparta'da gerçekleşiyor. Bu sene Tahsin abinin bahçesinden tam 250 ton elma hasat edilmiş. Ben de elimden geldiğince yardım ettim. Evet, kova isteyen. Evet, kova. Kova. Geldi, geldi, geldi. Var abi, şunu değiştir. Hah, al boşu ver doluyor, al boşu ver doluyor. Dolu kovayla gezme ablacığım, al. Şuraları bitirelim, çok yapacak iş var. Daha balığa çıkacağız, balığa damat. Al, 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 al. Kıvanç, kova. Bekleyemiyorlar abi. Abi en kalitelisi duble. Müthiş, evet. Müthiş ver. Her yerden bir kıvanç sesi gelince tabii kıvanmalı olduk ya. Al abi şu kovanı. Ver doluyu. Ver boşları. Al al al, boşu al, doluyu ver. Boşu al, doluyu ver. Al 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 al. Ver ver ver. Ha. Hadi bakalım. Vallahi tek başımıza burada mücadele ediyoruz. Ver be. Ver. Canın sağ olsun. Sağ ol. Kova! Beni yormaya çalışıyor ama Kıvanç yorulmaz. Senin gibi kovacıyı bulmak devam. Kova! Alın bol bol kova var. Kova isteyen var mı? Kovacı! Ver. Kıvanç kova nerede kaldı? Geliyor. Ekip bile kova istiyor artık ya. Böyle bir şey oluyor. Al bakalım. Al abi. Boşları bırak abi. Ben boşları bırakıyorum. Abi şunu da elini al. Bunu patrona göster. Bu şekli bozuk, sürprizdir. Al. Patron kim? Osman Bey'e göster. Daha evet var. Arkadaşlar. Osman Bey. Şimdi bu gösterildiğinde bunun 3 çayında lokum bisküvi veya gofret çayın tamam, yanında. Tamam. Ne isterlerse alacağız inşallah. Önemli. Süleyman abiye mi alacağız? Yok, hepimiz. Bütün ekibi alacağız. Ekibet, sen tamam. Alıyorsun. Ben alacağım. Tamam, patron olarak o iş sende. Tamam. Ne oldu? Traktör geliyor. Traktör. Bizimki mi? Aldı. Bizim. Ha, bizimki mi o? Bizim. Kim kullanıyor onu? Tahsin abi. Tahsin abi! Almış gidiyorsun. Kaç kasa koydun? 5 kasa koydun. Burada neredeyse 1,5 ton elma var şu an. Evet. 1,5 ton maşallah. Oralar da dolu. Tabii. Bu sene bereketli. İnşallah. Ha? İnşallah. Hadi bakalım ya. Kırmızıları toplamayacağız mı? Toplayacağız. Bugün mü? Toplayacağız. Sonrasında ama benim gitmem lazım. He. O yüzden şimdi ben yeşilleri toplamış neden olayım. Görmeye yarım gün mü toplayacağız? Tamam. Ne yapacağız? Valla siz bilirsiniz. Görmeyeden kesersin. Tamam. Ne yapayım ha? Buraya yetişeyim, oraya yetişeyim. Tamam. Anca tamam. Gün yetmiyor. Elmalarımızı kullanım alanlarına göre ayırıp hiçbirini çöpe atmıyoruz. İş bölümümüz de harika. Bu kadar çalışkan ve neşeli bir ekiple her şeyi yapabilirim.
Elmanın en sevdiğim hali olan elmalı kurabiyeyi yapmak için Neriman ve Havva Ana'dan söz aldım. Elmalarımızı topladık. Tek bir eksiğimiz var. Bu tatlının olmazsa olmazı ceviz. Evet, elmalı kurabiye için cevize ihtiyacımız var. Şimdi Sarı Dayı'nın evini bulmam gerekiyor. Beyaz kapılı ev. Beyaz kapılı ev dediler. Evet, burası herhalde. Selamünaleyküm. Buyurun bakalım. Sarı Dayı değil mi? Sarı Dede. Sarı Dede. Otur otur. Otur, kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Senin... Sen ayırmayı yapıyorsun. Senin cevizleri çok met ettiler. Ceviz almaya geldim. Al. Tamam, çok değil, şu kadar, tabak kadar. Alacağım. Tamam. İyisiniz. Oturun, gelin. Ekip çalışıyor şu an. Ben 29 doğumluyum. 94 yaşındayım. Maşallah. Honamlı yörüklerinden Antalya'da, Çerik'te kışlardık. Konya Akşehir'de yaylardık. 1937'de burada kaldık. Tamam. Ben oturayım mı? Otur. Oturayım. Hikaye yeni başlıyor çünkü. Oturacağım. Heh. 37'de burada kaldık. Bir daha göçmedik. Ben dağa gittim. Dağda bacağım buradan buraya kadar yarıldı. Kanı durduramadım. Ondan sonra hemen şapkayı çıkardım, işte inneler. O zamandan beri inneyi bırakmam. Ha. Ne yaptın iğneyle? Hala gitmiş. Bana mı, hediye mi edeceksin? Bu benim mi oldu? Ha. Diktim. Altı dikiş diktim. Şöyle tuttum. Altı tane dikiş diktim. Üç gün sonra garaja doktora gittim. Gelin bura dedi. Bunda cesarete bakın bir, yaptığı işe bakın bir. Doktorum dedi. Adam ayakta kaldı ya. Kim? Ekip hep ayakta valla. Otursunlar mı? Otursunlar tabii. Oturun hadi. Doktorum dedim. Çok mum kalsın. Şimdi doktor geldi. Ondan sonra bu yandan çekti. Bir makası dedim, aldım, geldim, çıkart. İyi cesaret varmış sende. Canım kahver. Valla. Sarıları iyi görüyorsunuz. Baba. Ansiklopedi gibi bir insan. Benim babam 93 yaşında öldü. Şimdi babam 10 sene askerlik yapmış. 10 sene? Balkan Harbi'ni yapmış. Seferberlik Çanakkale yapmış. Beşerinde. Adamlar güzel işte kaldı. Otur dedik, oturmuyorlar. Arkadaşlar çok kötü. Şimdi baba dedim. Yine üzülüyor ya. Babam 1306 doğumlu. 1306 eski eski. Bu adamcıklar kaldı. Kaldı, oturdular. Oturdular artık. Tamam, sıkıntı yok orada. Bak oturdular, hepsi oturdu. Ama sömürüyorlar oturdukları. Ya sandalye alın oradan. Lütfen üzmeyelim dede, ne yapayım ya? Dur Allah aşkına, dur Allah aşkına. Dur dur dur. Allah. Otur Osman, oğlum oturmazsınız vallahi, bak dede üzülecek ya. Ver onu sen bana. Sandalye. Ha. Oturarak çekelim kanka. Ben yere durayım, yere oturayım. Şöyle oturalım, bu sette oturmak şarttır. Herkes otursun. Burada sıralım. Benim babam 1930 doğumlu. 30 mu? Ha. O küçük. Bir yaş var babamla aranızda. 94. Maşallahınız var. Süper. 94 yaşındayım. Maşallah. Ne oldu? Oturuyorlar. Neden? Oturuyorlar, sıkıntı yok. Sen daha üzülme, niye üzüldün ya? E oturuyorlar. Rico sen de oturacaksın herhalde. Arkadaşlar üzmeyin. Ömrümü Çobancılığına geçirdim. Hep burada mıydın? Burada Avcılığına, Çobancılığına. Ömür bitti. Ne oldu yine? Ha. Yok, oturuyorlar. Otursana. Oturuyor oğlum, oturmuyor musun? Otursana. Düzgün otur. Düzgün oturmuyorsunuz ki. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok orada. İşte böyle. Aman dert istemiyoruz. Sağlık olsun. Cevizimi kat var o. Geliyor. Alayım mı cevizimi? Al. Şu kadarcık alacağım. Al. Tamam. Al kardeşim al.
Kurabiye yapacağız, elmalı kurabiye. Tamam. Ceviz lazım. Al. Tamam. Alıyorum dedeciğim. Evet. Ceviz. Tamam, alacağım tabii. Ha. Dur, alayım biraz ceviz. Al, al, al. Geliyorum. Hangileri? Zaten çok almayacağım, şu kadarcık yeter bana. Birkaç tane kırayım ekibe. Sarı dedenin cevizlerinden şöyle tadalım. Ha. Elimle kırıyorum, hiç zahmet etme. Bunu da ben yerim yok. Sarı dede. Beni bekliyorlar. Kurabiye yapacağız ya. Orada işleri varmış, kurabiye yapacaklarmış. Tabii, hı. Oraya gideceğiz. Ağzına sağlık. Dedeciğim. Hadi. Hadi Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Hadi Allah razı olsun. Sarı dede ile Gülsüm Nile'nin elleri de gönülleri gibi bol. Getirdiğim kaseyi ve tüm ekibin ceplerini cevizle doldurup uğurladılar bizi. Acil durumlar için iğne ipliğimi de alıp yola koyuldum. Havva Ana'yı daha fazla bekletmeyelim. Havva Ana. Buyur. Yeterdi mi bu kadar? Yeter. Yeter bu kadar ceviz ya. Yeter. Şimdi? Şimdi abicim elmaları sen bize soyarsan. Tamam. Ondan sonra elmaları rendeleyeceğiz. Hı hı. Bunları, hepsini rende yapacağız değil mi? Hı-hı. Sabahki topladığımız elmalardan abicim. Evet, sabahki elmalar, evet. Tanıdım şu an. Hı-hı. Bunu artık yapıp akşam hep beraber yeriz değil mi? Evet evet, yiyeceğiz hep beraber. Ben rendelemeye geçeyim. Rendeleyeceğiz. Rendeleyeceğiz artık. İnce mi olsun, kalın mı? Biraz kalın olsun abi. Şu değil mi? Çok ince olmasın, evet. Sonunu doğramak zor. Evet. Parmak da doğranır. Evet. O yüzden mecbur yiyorum. Tamam. Tamam mı abicim? Tavayı versen. Buna koyalım. Gel Hava Anne. Şu ortaya gel biraz. Göz kararı mı? Bu ne? Bu tarçın. Şey, tarçın. Tabii. Bunu da şekeri yeme içine. Oo. Şey, şimdi. Şimdi abicim bunu pişirip geleceğiz. Pişir. Sen ver bana. Tamam. Ben tahta kaşık. Tahta kaşık. Aa, biraz ateş sönmüş gibi ama. Cevizlerini kıralım anne biz de. Kıvanç abi onu pişirip gelinceye kadar. Evet, boşa yatayım. Bunlar oldu herhalde. Olmuştur abicim, getirsen ama. Mis gibi de tarçın koktu ha. Görüyorsunuz elmanın güzelliğini. Nereye koyayım? Evet. Giray gel otur. Dur, al bakalım. Dur. Al bakalım cevizi. Giraycığım. Elme. Un koyacağız abi biraz. Hepsini mi? Hayır. Göz kararı böyle elimize yapışmayacak şekilde. Sen dur deyince. Abi biraz bekle. Amcalar götür gider seni. Nereye götüreceğiz onu? Denize. Götürün. Çekime mi götürelim? Çekime götürün. Siz yine çekim yaptın. Kızma. Gelir misin bizle? Gider mi? Sulama motoru bozuk benim. Tabii. Sulama motoru bozulmuş çocuğun ya. Nereye gelecek? Babamla geleceğim. Tamam. Babanın da sulama motoru bozuk. O da gelemez. Seninki de bozuk. Seni kiminki alacağım. Sağlam. Amca seni alacağım. Ben sağlam. Tamam. Un tamam mı şu an? Tamam. O zaman şunları ben kaldırayım. Evet, onları gel bakayım yardım et. Motoru bozuk. Gel. Al bakalım. Buraya bırakalım. Tamam. Tamam hadi gidebiliriz. Hamurumuz hazır. Hazır abiciğim. Tamamdır. Malzeme de tamam. Kıvanç abi bardağı unuttu şu zaman. Bardak getirmemişiz bunu kesmek için. Hangi çay bardağı mı lazım? Şey su bardağı var. Su bardağı. Evet. Şuradaydı su bardağını götürdüm alayım onu. Su bardağını al. Ne yapacaksın öyle yuvarlak yuvarlak. Ha. Tamam. Dur bakalım. Kim arıyor? Aa, Mehmet Ali arıyor. Alo. Aleykümselam Mehmet Ali, ne yaptın? Ha, tamam. Tamam. Tamam, tamam. Çıkıyorum hemen o zaman. Hadi öpüyorum, görüşürüz orada. Allah.
Geç kaldık diyor. Tabii. Ben böyle bıraksam ayıp olur mu? Yok, ayıp olmaz. Tamam, devam ediyorsunuz. Akşama geldiğimizde gideriz. Pişmiş mi olacak? Pişmiş olacak. Tamam. Bir gideyim şu ağları atalım. Tamam. Tamam mı? Kısmetimiz de varsa şu balıkları bir yakalarız. Hadi rastgele. Hadi çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Elmanın en çok yapıştığı tatlı için ön hazırlığı yaptık. Şimdi ağ örmeye gidiyorum. Bakalım kader ağlarını Kıvanç için örebilecek mi? Ben tamir edeceğiz zannettim ya. Hayır. Sıfırdan ağ yapıyoruz şu an. Yeniden ağ örüyoruz. Tamam. Şöyle şuradan takacaksın. Şuradan takıyorum. Beş tane. Beş tane. Bu ipin şu tarafında. Ters geldi. Şöyle yapıyorsun. Şöyle ipin üzerinden şuradan şöyle. Şuradan yapmak ayrı bir iş. Şöyle ayrı bak. Keşke elma toplasaydım ben ya. Tekrar beş tane. Tamam, bir beş daha yapıyoruz. Evet. Böyle geçiriyoruz. Evet. İlk başta bu biter mi peki? Bununla mı çıkacağız biz balığa? Hayır. Sazan ağa atacağız. Bu ufak bu balık ağa. Şöyle düğümlüyorsun onu. Tamam. Şöyle bak. Şöyle ağın ipin altından üstünden geçiyorsun şöyle. Şöyle. Anneciğim nakış gibi. Dokuyor. Bu taraftan alsan daha rahat. Yok işte ters geldi. Başından ters geldi. Bu işi yapamayacağız ya. Bırakacağım yani. Ben elmaya gideceğim birazdan. Haberin olsun. Hayır hayır. Göle nasıl gidin. Hayır? Göle gidin abi. Göle gideceğiz diyor bak. Göle gideceğiz. Sen böyle ağ örersen bu ağ... Bunu öremeyiz zaten böyle. Sabah olur. Bundan geçmeyeceğiz. Oradan geçmeyeceğiz. İpten geçeceğiz. Evet, hiç yardım etmiyorsun. Şu ipten sadece ipten geçiyorsun bak. Hayır, sizin sanat eserinizi seyrediyorum. Buna balık falan gelmez ha. Bunu çıkmayalım zaten. Şurada boyası var. Boyası orada. O zaman buradan geçiriyoruz. Altından geçmiyoruz. Oradan değil, altından. Altından değil. Sadece şu ipten geçiyoruz. Yanında. Ha. Sonra buradan mı geçiyorsun? Bir de şu tarafından geçiyorsun. Şu elin kaldı ama elindeki kaldı. Şeyin içinde. Şimdi senindeki tüyümü de bağla. Tamam. İşi de hemen erbabına bırakalım. Evet, o iş sizin işiniz. Evet. Gerçekten bu iş sizin işiniz. Biz böyle bırakalım. Şöyle bıraktık o zaman biz Mekke'ye geçelim hadi. Tamam siz Mekke'yi sağ. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Biz örmeye devam edelim. Kolay iş değil ha. Bizim yapacağımız iş değil galiba. Bu işler zor işler. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Maşallah beceriyorum. Her işi yapardım ama bunda zorlandı. Bu çok zor. Bu kadın işiymiş ya. Vallahi. Boyun götürmeye benzemiyor değil mi? Hiç benzemiyor. Bak hepsini yaparım. Ağ örmem. Hamri yoğurum. Börek pişirir. Neler yaparım neler. Mantı açan. Her şey her iş geliyor elimden. İşte elimizden geldiğince her işe yetişmeye çalışıyoruz. Öyle derim. Kamera kesin. Hadi çocuklarım dışta tanısın. Tanırlar seni. Tanırlar. Tanımaz mı? Şimdi bu da bu şekil. Yani elin içinde döndürerek. Tamam. Bunu nerede kullanıyorsun peki? Bunu ağ onarmada, ağ örmede. Tamam. Şu mu? Ola yaklaştın. Değil diyorsun. Evet. Ya. Hanımlara bizim verdiğimiz destek bu. Yani ağ örerken. Bizim işimiz balığa çıkıp balık tutmak. Balık tutmak. Ağ atıp ağ toplamak ağ diyorsun. Oldu. Oldu mu? Oldu oldu. Bunu sonuna kadar öreceğiz mi böyle? Hayır yeter. Onlar o az bir ağ kaldı zaten örülecek. O zaman biz ne yapalım şimdi? Balığa gidelim. Hazır mı orası? Hazır orası. Teknen orada duruyor. Duruyor orada. Tamam. Hiç olmazsa yiyecek olduğumuz balığı bari tutalım. En azından onu yapalım. Onu yapalım. Onu becerelim onu yani. Onu becerelim. Burada ne ağır örebildik, ne mekiği dokuduk. Biz gidelim balığa. Hayırlısı da bir balık tutalım gelelim. Rastgele balığını tutalım. Sağ olun. İnşallah. Balık işi belli olmuyor. Kısmet. Öyle. O zaman biz ne yapalım? Patlatımıza binelim, gölümüze gidelim. Direkt göle doğru. Evet. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Biz balığa çıkalım. İnşallah yakalarsak şöyle güzel bir balık yeriz. Hadi sağ ol, kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. Göl kenarında yaşayıp balıkçılık yapmamak olmaz. Beyşehir Gölü. Bekle biz geliyoruz. Ağ örmeyi öğrenememiş olabilirim. Zaten ne demişler? Bana balık verme, bana balık tutmayı öğret. On yıl
yıl öncesine kadar suyundan içtikleri bölgeye hayat veren Beyşehir Gölü'nde su da balık da çok azalmış. Köyde balıkçılığı sürdüren çok az aile var. Ben de bugün Mehmet Ali ile birlikte ağ atacağım. Geldik mi? Geldik. Buradan başlayalım. Buradan. Böyle arkadan bitti. Ata ata gideceğiz arkadan değil mi? Arkadan ata ata motorunla beraber gideceğiz. Ağımız kaç metre? 1000 metre. Kaç? 1000 metre. 1 kilometre? 1 kilometre. Ay maşallah ne ağ örmüşsün ya. Buradaki göldeki kullanılan ağlar hep böyle. Bu kadar uzun diyorsun. Uzun. Ha? Çok iyi. Burası da Mad Adası. Burada da Türkiye'de tek tatlı su üzerindeki yaşam olan ada burası. Tek ada burası ha? Yaşam olan ada burası. Aa, şanslılar ama. Şanslılık ha? Var mı yok mu onu bilemeyiz. Onlar kendi yaşayana sormak lazım. İyi hadi bakalım atalım şunları o zaman. Atalım. Al bakalım. Şöyle vereceğim sana. Dur ben motoru bir çalıştırayım. Sen çalıştır onu. Buranın derinliği kaç metredir şu an? Buranın derinliği 3 metre falan. 3 metre. En derin yer neresi? En derin yer bu adaların olduğu yerler. Nereden atıyorsun? Arkadan atıyorsun. Ben sana vereceğim şunu. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Haydi, bismillah. Şimdi burada ne yakalayacağız kısmetse? Nakit ise sazan yakalayacağız. Sazan var burada. Bir çıkışta en fazla kaç kilo aldın? Ya yine pazarlık olmaz. Hani yolu aklına gelen atıyor 50 kilo aldı. 10 kilo 15 kilo. Bugün nerede en iyi çıktığı zaman. Kilosu 1,5 kilo civarında. 6-7 tane alıyorsun. 6-7 tane. O da çıkarsa yani. Sen bunu yalnız başına nasıl yapıyorsun ya? Yenge yardım eder. Yengenin bugün ağ örme işi olduğundan ondan gelemedi. Hayat var ya, kadınlar olmasa var ya. Hayat çok yetmiyor. Zor. Zor. Hadi son 10. Ver dubayı. Hadi rastgele. Hadi bakalım rastgele. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünü böyle kurumuş, tehlikeli seviyelere doğru çekilmiş görmek her ne kadar can sıkıcı olsa da biz bereketimizi umarak rotamızı çevirdik. Umuyorum önümüzdeki kış aylarındaki yağışlarla su seviyesi biraz yükselir, belki biraz daha toparlar Beyşehir Gölü. Yeryüzündeki canlılara hayat vermeye devam ederken kendi de hayat dolu olur. Evet, çaylar oldu mu? Oldu abi. Çay orada kaynıyor. Tamam, nerede içeceğiz ama? Burada mı içeceğiz? Bahçede içeceğiz, tamam. Evet. Ne yapalım, masa atmayalım masa mı buraya? Masa atalım, masa. Nerede masa? Masa nerede? Nereye gitti masa bizim yok masa? Mu? Masamız nerede? Masa yok. Masa nerede? Masa yok abi. Neredeymiş? Nerede bilmiyorum ki. Önce masanın gelmesi lazım. Aa, muhtarlar geldi eşiyle beraber. Hoş geldin. Evet. İyi akşamlar. Ne haber? İyi vallahi. Sen nasılsın? Sağ ol Kıvanç. İyi. Hoş geldin. Ha, hoş bulduk. İyi akşamlar. Gel bakalım. İşte bu doğru gel. Oturun dışarıda çayda bir çay koydum, içelim dedim. Çayda koydum. Tabii. Şeyden, burada zaten vallahi güzel ya. Elmayı rendeledik. Evet. Kurabiyeleri kurabiye yaptım. Yemeğe geldim zaten. İşte pişirmesini artık Nerimanlar yaptı. Masayı bir tane yutalım. Anca ben de geldim. Kıvanç abi masayı buldum. Masayı. Hemen masayı alalım. Süleyman'ın da bugün masayı emeklilik kağıdını getirdim. Evet. Ya uğurlu geldi. Bak Süleyman emeklilik bekliyordu. Emekliliği de bağlanmış. Bağlandı mı? Bağlanmış evet. Hadi hayırlı evet. Olsun. Ya, ne güzel. Nerede emekli? İçeride. Bugün geçti emeklilik hayatına geçti galiba şu an. Çayımızı yapmaya abi, gidiyorum abi. Abi sen orada mı oturacaksın? Var. Gel oraya var. Sen oraya var. Gel al sandalyeni. Kurabiyeler orada. Kirayım. Yapma anneciğim gel. Mis. Oh. Evet mis gibi. Mis. İşte, çok güzel oldu. Hazırladığımız kurabiyeler pişmiş. Artık bir oturalım evet. Sofraya değil mi? Evet. Ben bardaklarımı alıp geleyim. Kıvanç abi. İşte kurabiye bahane, bu köy şahane.
elmalı kurabiye hepimizi bir araya getirdi. Sadece benim değil, ekibin de favorisi bu tatlıymış. Hem karnımız doydu hem de ruhumuz. Buradakiler çalışmanın da neşenin de kıymetini biliyorlar. Sadece kendileri için değil, birbirleri için bir şeyler yapıp mutlu oluyorlar. Neşeleri daim olsun. Elmaya gidenler köyden çoktan ayrılmış. Sokaklar hindilere ve tavuklara kalmış durumda. Bense gölün muhteşem sessizliğiyle bir kartpostalın içindeymiş gibi hissettiren harika bir manzaraya uyanıyorum. Güzel bir güne uyandım. Nerimanlar bugün elma hasadına gitmiyor. Hep beraber kuşburnu toplamaya gideceğiz ve çok güzel bir kuşburnu marmeladı yapacağız. Şimdi beni bekliyorlar. Evet, günaydın. Günaydın. Geç kalmadım değil mi? Yok, hoş geldin. Ben günaydın. Daha önce uyandım ya, günaydın. Evet. Şimdi çok kuşburnuna gidiyoruz. Giray, ne haber? Geri mi gidiyorsun? Neriman, ne haber? Günaydın abi. Günaydın, ne yaptınız? İyiyiz abicim, sen nasılsın? İyidir, geç mi yattınız? Evet. Biraz geç yattık, ha? Anca uyandık. Anca. İyi, toparlandık, evet. Hava da çok güzel. Evet, yorgunluğu attık. İyi. Anne hazır mı? Dikenleri batmaması için geldi. Tamam. Anacığım, ne yapıyorsun? Anneciğim, hazır mısın? Sen geleceksin mi? Gideceğim. Ben de toplayacağım, geleceğim. Geliyor musun? Geleceğim. Hadi o zaman. Böyle tamam. Gideceğim. Giray çok hareketli bir çocuk. Babaannesi Havva Ana da ona baktığından dolayı uzun zamandır kuşburnu toplamaya gidememiş. Bugün hep beraber gideceğiz. Pat pat gidiyor. Gidiyor ya. Yavaş yavaş pat pat. Bir geçmiş olsun. Evet. Kıvanç, bu bölgede toplayacağız. Nasıl tamam? Bölge de bölge ama ya. Bakar mısın şu güzelliği? Evet, evet, çok ha? Güzel manzara. Göl manzarası var. Bu mu toplayacaksın? Ne yapacaksın? Bunu mu bağlayacaksın? Önden bağlayacağım, içine toplayacağım. Sen toplarken böyle mi yapıyorsun? Ben böyle toplarım, içine katarım. Katmaz o zaman kovadan güzel oluyor böyle katmak. Şimdi eldivenimizi alıyoruz. Evet. Evet. Toplayacağımız yerler belli mi peki? Bak zaten meyve burada var bak. Bundan başlayalım. Tamam. Elle topluyoruz zaten direkt. Elle topluyoruz. Çok dikkatli topluyorsun. Dikeni çok fena yapar. Evet. Tek tek. Tek tek. Tek tek. Çok meşakkatli bir iş. Ama reçeli de çok mükemmel oluyor. Yemesine doyurmuş. Bayılırım. Evet. Yemesine doyuruyor. Şimdi siz hep toplamak için bu bölgeye mi geliyorsun? Evet. Genelde bu bölge. Başka bölgelerde de var da. Bu en bölge, yakını burası. Yakın olduğu için bu bölge. Ama güzel yoldan geldik ha. Evet. Ben fırlattım. Neyi fırlattın? Fırlattım balığın kafasına. Balığın kafasına fırlattın. Ben kafasını boğayı fırlattım. Boğayı fırlattın. Sende var ya hiç yani. Kıvanç. Efendim ha. İstersen bu başka bir şeye geçelim. Tamam. Gel Giray, başka ağaca gidiyoruz. Giray amcam gel. Ben nasıl koparacağım? Nasıl mı koparacağım? Tut çek. Zaten bunun dış cephesini alırsın. İç bölgesindeki ağacın gövde kısmı mümkün değil. Alamazsın. Alamıyorsun. Evet. Bunun dikeni olta iğnesi gibi dönük olduğu için daha fazla ızdıraplı. Düz değil. Kışın soğuk algınlığında bu kurusunu tekrar kaynatıyoruz. Sen çayını da yapıyorsun. Tabii ıhlamurun içine 3-5 tane atıyorsun bir bardağa. Tamam. Ayrıca bir aroma tadı veriyor böyle hafif ekşi. Evet. Ve iyi geliyor yani. Evet.
Abi bu biraz zorlaştı. Başka bir ağaca geçebilir miyim? Geçelim. Geçelim abi. Evet Kıvanç, bu biraz zorlaştı. Ağanın önünden koşuyor. Anne buluyorum. Ondan geçelim, biraz oradan da geçelim. Allah! Abi topluyoruz orayı. Bu senin saçlarını kim kesti? Babaanne. Babaanne mi kesti saçları? Evet. Çocuğun gözüne batıp keder olmuş saç. Ha, uzamış saçları tabii. Benle diyorlar, çocuğu diyorlar. Berbere götüreceği görür. Ben de berberim dedim. Anasının babasının haberi yok, kestim. Yeteri kadar topladık değil mi? Ama hava ana, siz bunları kaynatır mısınız? Kaynatırız. Kaynatırız biz onları. Ben bugün muhtarla beraber miyim? Balıkçı barınağının orada bir duvar varmış galiba. Evet. Orayı örmemiz gerekiyor da. Evet. Onu tamir edeceğiz. Gidebiliriz. Evet gidelim. Hazırız. Evet hazırız. Bismillahirrahmanirrahim. Kuşburnu marmelatını seven dikenine katlanırmış. Bizim kuşburnu asadı da aynen öyle oldu. İşin zor kısmını geride bıraktık. Sıra başka bir zor iş için muhtarımla limanda buluşmakta. Evet Hüseyin abi, burası mı yıkıldı? Evet, burayı yıkıldı. Burayı tamir edeceğiz. Tamam, kim yıktı abi burayı? Abi buraya bir kamyon yanaşmış. Mal sararken bırakmışlar. Buraya çarptı. Derken evet, devirmişler burayı. Burası da köye ait. Burayı örmemiz lazım. Burayı tamir etmemiz lazım. Burayı tamir edeceğiz. Tamam, beraber yapalım. Haç karacağız. Tamam, bütün malzemelerimiz burada mı? Evet, hepsi burada. Tamam, bir eksiğimiz yok. Yok. Ondan sonra işimize güzelce başlayalım. Al abi. Evet. Yanına koy. Su içeri. Eldene su katacağız. Tamam. Tamam. Suyumuz nerede? Su gölden alacağız. Ha, gölden ha, mi alacağız? Önce tamam. Kumu indirelim. Süper. Gel. Şöyle ha. Şu çimen koydum. Abi şimdi öyle karıştırıyor bunu. Ben suyu getireyim mi? Suyu getirsen olur. Ben burayı şey yapayım. Abi, sen burayı kar. Sana iki kova su. Ha. Ha. İki kova bir dökelim bakalım. Dök hepsini. Bu yetecek mi? Şimdilik başlamak için yeter. Tamam. Bu arabaya gel. Dolduralım arabamızı. Ne zamandan beri ben de bu duvarı ördüreyim diyordum. Kısmet ben banaymış. De, vallahi sana düştüm. Beni beklemişsiniz resmen ya. Öyle oldu. Gerçekten bak yani öreyim ördüreyim. Elimden gelmiyor. Pamukta değilim. Taş usta biliyorsun. Yeter bunu götürelim. Tükenmek üzere olan. Tükeniyor tabii. Abim var, bir köyde bu işi yapar. Götürüyoruz oraya. Tamam. Ben de gidiyorum oraya. Gider. Sırada onlar var. Nereden başlayacağız usta? Sen oraya el et, taşın yanına biraz ileri. Şimdi ben bir ip çekeceğiz şuradan. Birinde sen oraya. En başa mı? Hı. De yüksek nokta var ya. Tam diverde öyle daya. Böyle olur mu? Olur ha. Çakıyoruz. Çak. Şu ipimizi de tut o yanına. Ver bakalım ipi. Tamam mı? Tamam. Peki alın. Hangi taşlar? Bak. Hangisi denk gelirse mi? Evet. Tamam. Ya öyle taşa bir vuracaksın önce. Taşta 900 vardır. 9 tane yüzü var. 9 tane yüz var. Ha, ben de 9 yüzü var zannettim. Yok yok. Şimdi var ya. 9 yüzü de biliyorum. Tamam. Şu şekilde koyabilin. Tutturursun bu şekilde koyabilin. 9 tane yüz cephe dediği bu. İstediğimiz yer neresi denk geliyorsa orayı koyuyoruz. Olmadı ama az geri geleceğiz. Şöyle çeviriyor. Şurada yüz oluyor bak böyle. Öncelikle bizim için önemli olan... Yüzü. Önemli, arka önemli değil. Arka önemli değil o kadar. Buraya istediğimiz taşları döşeyebiliyoruz. Ha, mühim olan şöyle karşıdan gelip baktığımızda... Düzgün görüyoruz. Burayı dümdüz şekilde göreceğiz. Tamam. Bu
buraya yemedi. Yemedi. Şu seri olabilir. Ha? Evet. Bu seri yeni çıktı abi. Öyle bunu mi? Kullanalım istiyorsan. Al abi. Ha, şura bu. Yüzümüz bu. Şura. Sen bir harç doldur gel arabaya. Harcı alıp geliyorum. Ha, senin istediğin abi, gibi cıvık. Kuru yerlere harç koyuyoruz. Harçsız yerlere koyuyoruz. Evet. Görüyorsunuz bu aralar boş kalmaması için orayı harçla besliyoruz. Harçla, harcayacağız. Bu arkalardaki taşların bir önemi yok. Peki burası ne zamana kurur? Bu mu? Yarına kurur. Bugün kurumaz. Yarına kurur. Akşam daha sulanacak. Bu akşam mı sulayacaksın? Akşam üzeri evet. Hangisini alalım? Şu, bu mu o mu? Kaldırabiliyorsan bunu. Kaldırmazsan balyozuna kıracağız. Abi ne demek ya? Neresi? Oho. Bak. Ha. Nasıl tamam. Oldu? Artık sona yaklaşıyoruz değil mi? Evet, sona yaklaşıyoruz. Tesviye yapacağız. Bir işin daha sonuna geliyoruz artık. Görüyorsunuz duvar bitmek üzere. Hoppa. Usta olmuş bu kar usta. Buyur abi sana kürek de vereyim ben. Abi sağ olasın. Şuradan başla. Kıya kıya şu kenara. Benden taraftaki cephe. Sana yakın. Şu durduğum yer var ya. Göl buradaydı desem. Göl mü buradaydı? Önce. Evet tam 10 sene önce. Bu göl buradaydı. Buradaydı. Ya buradaydı. Şu gördüğün duvarı düşün. Duvarın üzerine oturuyorduk. Ayağımızı suya sokup da öyle çekirdek çitliyorduk. O evet. Zaman bu sazlıklar falan hep suydu. Evet, devam. Su. Harcımızı atalım bir yandan da çalışalım. Evet. Damlamaya geçmemiz gerekiyor. Damlama şart abi. Vahşi sulamadan vazgeçmemiz gerekiyor. Hüseyin Usta. Buyur abi. Harcımız bitti. Devam ediyoruz abi. Sen harcını getiriyorsun. Hüseyin abi civardaki tek taş ustası işini de zevkle yapıyor. Biz muhtarınla sohbet ederken bile hızını bir an olsun kesmedi. Muhtar. Cilala parlat. Ha cilala mı? Cilala parlat. Bura kalmasın. Burayı da cilala alalım. Tamam değil mi? Eline sağlık. Bu ipi çıkaralım mı? Çıkaracağız. Tamam ben siz çıkarıyorsunuz. Onu. Eline sağlık. Tamam ben zaten şimdi evet. Hemen kuş burnuna gidiyorum. Tamam. Orada abi, bekliyorlar. Sağ ol eline burnuna sağlık. Şu marmeladı bir yapalım. Ama ha? Çok organik ve doğaldır ha. Öyle zaten kesinlikle toplarken o ortamı yaşadık. Kuş burnu çok evet. Güzel. Evet. Şimdi kaynatıyorlar. Evet. O işi halledelim bir de tamam, şöyle güzel bir çay içelim. Siz. Akşam tamam. Zaten balıkta beraberiz. Tamam. Tamam mı? Eyvallah. Mehmet Ali'nin sözü var. Bakalım evet. Ne kadar tutacak tamam. Sözünü. Ama göründüğü yok ortalıkta ha? Ya. Yok üç kağıt atmaz. Akraba. Yok yok. Gelir, tabii gelir, tabii. Mehmet Ali iyi insan. Gelir. Tamamdır. Tamam. Eldivenimi aldım. Tamam. Oldu abi. Hadi abi görüşürüz. Sağ olun ne demek. Haydi bakalım. Küçüğü getiriyorsun altına koyacağız. Bu küçüğü mü? Evet onu getiriyorum. Bunu almayayım mı? Yok onu getiriyorum. Tamamdır. Pencerenin altına koyacağız. Pencerenin altına koyalım. Şimdi. Havana çok güzel kaynamış ama. Böyle tutacağım. Tuttum. Bunları ne yapacağız burada mı kalacak? Onu ezeceğiz şimdi işte havanasına. Bakalım ne çıkıyor onu görelim mi? Size katacağım bunu. Size vereceğim. Kavanozlayıp. Nasıl? Kavanozlayıp bütün ekibe dağıtacaksın mı? Size vereceğim ekibinize. Siz dediğin ekip. Hı, tamam bak ekibin yüzü güldü zaten. Aynen. Kuşburnunuz Avvana'dan. Şanslısınız valla. Evet. Şanslı ekip. Evet evet. Gerçekten. Yani sen onunla mı eziyorsun? Evet. Kavanozlayıp. Bunun o için de şey kalmayacak. Yaptın mı? Tadayım diye yaptım ya. Ay çok güzel. Sıçradı. Tadı çok güzel. Çaktırmadan ama. Sıçrattım. Ha, bir ön test. Evet. O burukluk var ya. Ben biraz su getireyim anne. Su getir. Çok güzel. Bir yapalım. Ama vur abla vur. Neriman. Oo Süleyman abi. Keyifler yerinde. Evet. Değil mi? İzlemesi keyifli değil mi? Aynen. Çay da elimde. Aa. İşinizi bitirin çayı beraber içelim. Çayımızı içeceğiz. Çayımız soğudu getirme. Hı? Çay soğudu çay içelim. Sabahtan beri çay içemedik ki. Bu sıcak su mu? Soğuk, soğuk. Soğuk su. Tamam biraz soğuk karıştırıyoruz. Soğuk su ezmemizde kolay olacak. Ha, burayı o zaman orayı da karıştırayım. Daha kolay olsun. Karıştır abi. Tamam ben orayı karıştırayım dur. Dur şuradan karıştırayım. Böyle yapayım kolay ezilsin. Bütün kuş burnunu koydunuz mu buraya? Evet. Sabah koydum. Topladığımız evet, hepsi burada. Koydum, evet. Tamam. Ne kadar şeker koyuyoruz? 100 kanarı koyuyoruz. Şöyle. Ayağlar ekşi koyuyor. İsteyen ekşi. Tatlı isteyen biraz daha tatlı. Tamam. İşte ondan sonra
cam kavanozlara bak kumluyoruz, ters kapatıyoruz. Kavanozundan açtığında dolaba konursa soğuk olur. Çabuk bozulur. Buzdolabında duracak. Buzdolabında duracak değil mi? Tamam. Aynı konserve abi. Açışların ucundan katacağım, dolaba koyarak yiyeceğim. Bir günde yiyeceksen bir kavanozu döküyü ye geç git. Bozulmaz. Ye geç git diyorsun. Yiyenler oluyor yani. Ben de yerim, ben de çok severim. Sevenler kaşık kaşık yiyor. Şimdi buradaki yiyor. Tereyağı ile beraber. Evet. Tamam, bunun dibinde az kaldı zaten. Evet. Bunu ben dökeyim mi? Oh. Üstüne de sürtüyor. Dur. Üzerine değdirme. Şöyle. Kara tencerenin kara lekesi. Şimdi onun içine mi dökeceğiz? Dur, o süzülecek. Bir daha onu bir daha süzüyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Onu da mı öyle izliyorsun? Bunu bir daha süzeceğiz mi? Yok. Bu son süzüş. Bu son. Tamam. Anacığım ver onu yıkayayım ben. Tencereyi. Ver anacığım. Ver. Sen suyun başında bekle. Kapa diyeceğim sana. Kapat kapat. Küçüklerinden getir bunu. Bunun küçüğünden getir. Bunu kıramam. Yok, kırarmışız ya. Dur bir üfleyelim önce. Biraz iyi üfle. Yandı. Ha, yandı, çekil. Tamam, ateşimiz yandı. Tamamdır. Evet. Kuş burnunu iki kere süzgeçten geçirdik. Şimdi bu hale geldi. Kaynama işlemi var değil mi? Evet. Kaynaması için biraz bekleyeceğiz. O arada da işte sözler tutulsun. Sözler tutulsun. Çay. Çaylar gelsin. Süleyman abi çabuk alır. Süleyman neredesin? İkinci. Hazır mı çay? Bak ekip bekliyoruz, geliyoruz. Abi, çay hazır. İkinci çaydanlığı da demlemek üzereyim. Geliyoruz. Gelelim. Ya Allah! Haydi bakalım. Ekip marmelatı görünce çok heyecanlandı ama hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Marmelatı Süleymanların ailesinin kış hazırlığı için yaptık. Tarifini öğrendiniz. Siz de kendiniz evinizde yaparsınız. Marmelatı hallettik. Bugünlük son bir işimiz kaldı. Dün attığımız ağları dolu olarak çekersek benden mutlusu olmayacak. Değil mi garip? İşte beklediğim an geldi. Beyşehir Gölü'ndeki balıkçılık maceramdan eli boş dönmek istemem. Her şey bir yana akşam için verilmiş bir sözümüz var. Haydi rastgele. Ya bismillah diyeceğiz. Böyle atıyoruz değil mi? Sana sırf yosun çekiyoruz maşallah ya. Ben sana söyleyeyim, Hüseyin abiyle Muhtar da bekliyor. İnşallah tutarız. Bu gölde bir balık. Ya balık işi kısmet işi. Evet. Kısmetinde varsa tutuyorsun. Allah! Aa, geldi. Evet. Geldi, varmış, evet, kısmetimizde var. Hay maşallah. Küçük de değil ha. Evet. Bu. Maşallah var bu. İyi. Ver bakalım. Heh. Evet, ilk sazanı tutmuş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Nereye atayım? Üst tarafa, düz tarafa. Üst tarafa evet. Atıyorum. Heh. Orada oynasın. Sen maşallah nasibinle başladın. Vay vay, hızlı girdik işe. Yoruldun mu şey edebilirsin ama biraz çek bakalım. Vallahi bir kilometreyi çek bitmez ha. O zaman değişelim. Değişelim biraz mi? Biraz ben çekeyim, sen otlarına. Tamam, al bakalım. Devam et. Oh, az buz değil. 1 metre ağa attık. Ama inanılmaz bir yosun çıktı ya göl. Evet. Ben hiç bu kadar beklemiyordum ya. Bu kadar yosunun olduğu bir gölde. Evet. Balık tutmak da gerçekten zor. Oo, geldi. Heh. Geldi. 2. Çıkar bakalım. Hadi bakalım. Ne kadar heyecanlı. Bakalım. Maşallah. Oo. Seninki daha büyük çıktı ha. Evet, kaptan olduğumdan. Kovamız var mı? Arkasına baksana, motorun arkasına. Her taraf su oldu ya, biraz şu suyu boşaltayım. Evet. Bak, senden güzel sahip olacak. Ha? Maşallah. Aa. Geliyor seninki. Vay 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 vay, geldi. Kaldır. Gel bakalım, vay. Al bakalım onu. Devam. Devam. Sana bir niço lazım ama. Hayır, benim hanım var. Ha, onunla beraber çıkıyorsun, doğru. Evet. Herhalde 3'te kalacağız. Herhalde. Şimdi bu tuttuğumuz balıkları yemeye, adaya.
Direkt. Direkt. Hüseyin abiyle muhtar oraya mı geliyor? Onlara telefon ederim. Direkt oraya gelirler. Onlar orada oraya gelirler. Tamam. Telefon ederim. Tamam. Zaten haberleri var. Haberleri bir var. Bir alo yapın yeter dediler. Alo yapacağız. Tamamdır. Tamamdır. Sen çalıştır motoru. Hadi yavaş yavaş. Evet. Bir balık maceramızın sonuna geldik. Dün attığımız ağlardan 3 tane koca koca sazan yakaladık. Aslında eskiden tabii daha çok balık tutma şansımız olurdu ama işte gölün halinde görüyorsunuz. Çıkan yosunu görüyorsunuz. O yüzden rızkımızda 3 tane varmış. Şimdi adaya doğru gidiyoruz. Hep beraber güzel bir balık ziyafeti çekeceğiz. Hadi çalıştır. Suda olmak çok heyecanlı ama günün sonunda karaya çıkmak da çok güzel. Yeryüzünün tüm güzellikleriyle bir aradayız. Ateşimizi yakacak ve rızkımıza düşen neyse soframızda paylaşacağız. İki günlük yoğun çalışmanın ardından artık bu keyfi hak ettik. Şu güzel manzarada tuttuğumuz balıkları yiyeceğiz. Hüseyin Usta gelemiyor. İşleri tabii uzadı. Yapacak bir şey yok. Eksiğimiz var. Ama Mehmet Ali, muhtarım Süleyman ve ekiple beraber şu keyfi yaşayalım artık. Heh. Al bakalım. Tenindekileri bırak da salata yapmaya geç. Ben şimdi hemen salataya giriyorum. Al. Tamam. Buradaki var ya, muhtarım, salatalıkların yerinde ekiliydi sarımsak. Sarımsağı, soğanı söktük. Yerine turşuluk, salatalık kurduk. Sarımsakları nereye atacağız? Salatanın içine mi? Hayır, sarımsakları var ya, ezeceğiz. Tamam. Limonla balığın üzerine. Limonla balığın üzerine. Kıvanç, bir bak Allah'ını seversen. Hiç İstanbul'da böyle bir şey gördün mü? Bak bir Allah'ını seversen ya. Vay vay vay, sen de pişirme tekniğini biliyorsun ama ha. Evet. Sizleri davet ettik ama çalıştırıyoruz, kusura bakma gayrı. Bu çalışma mı ya, bu keyif ya. İki gündür çalışıyoruz zaten muhtarım, bu keyif artık. Tabii canım. Sende bayağı da balık varmış ama ha. Bugün tuttuklarımızın haricinde de ilave yaptık. Haricinde ilave yaptık. Ama yoksa şimdi tüm ekibe yetmezdi. Yetmezdi. Tamam değil mi? Tamam. Artık sofraya geçebiliriz. Aynen. Sofraya geçeceğiz. Hadi muhtarım. Süleyman abi. Tamam. Buyur abi. Tamam. Salatanın geri kalanını bana verin. Al bakalım. Ha. Tamam mıyız? Açılışı sen yap hadi. Hayır hayır. Buyurun, olmaz. Allah mı? Olmaz ama. Otur abi, otur. Şöyle alıyorum. Değil mi? Ben tatlı su balığının bu kadar lezzetli olacağını düşünmedim ama. Bak gerçekten. Bizim gölümüzün balığı çok lezzetli. O zaman balığımız zaten bol. Bol. Çekim ekibini de davet edelim. Buraya gelsin. Gelsin. Soğutmadan artık çekimimize de bir son verelim. Hadi buyurun. Önde Osman. Gel amirim gel. Evet. Ne demişler? Biri yer bir Barış, Ayşe. Bundan kopar. Ayşe Gülür Hanım. Gel. Hadi buyurun. Dayım. Ha? Sen bunu mu ye de? Dayı. Bu arayı düzeltirsin. Gel gel bu taraftan gel. Gel gel bir tadına bak. Kuşburnu marmelatını yaptık. Kıvancına iddiaya girdik. O dedi 8 kavanoz çıkacak. Ben dedim çıkmaz dedim. Ve 8 kavanoz çıkmadı. Kıvanç köyden gidecek. Öğren de gel. Mehmet Ali'yi göndermek istiyorum. Söz verdiği halde beni ağ atmaya götürmedi. Kıvanç abi, seni gönderiyorum. Çünkü ben kurabiye yaparken beni yalnız bıraktın. Mehmet Ali abiyle ağ atmaya gittin. O yüzden yalnız kaldığım için seni göndermek zorunda kaldım. Ayşegül'ü gönderiyorum. Beni göle göndermediği için. Köyden gitmesini istiyorum. Kendi soluna kayar mısın? Biraz daha. Tamam, çok güzel. Mehmet Ali bu köyden gitsin çünkü yerimde gözü var.
Geldiğimiz günden beri sette ne varsa yedi. Özellikle elmalı kurabiyeleri. Nuri en son benden rica edip bir tane istedi. Bir ona bir kendime kurtarabildim. O yüzden Emre'nin gitmesini istiyorum. Giray yaramaz çocuk. Hakkından gelemiyorum. İrezil ediyor beni. Kıvancı eliyorum çünkü benden daha yakışıklı. Evet, bütün bölüm boyunca çok güzel vakit geçirdik. Çok güzel çalıştık hep beraber. Ama dost bildiğim, abi dediğim kişiler bu akşam beni yazdılar. Ve köyden beni göndermek istiyorlar. Ben bütün bölüm boyunca çok çalıştığıma inanıyorum. O yüzden de gitmeyi hak etmediğimi düşünüyorum. Ama tabii takdir onların. Gecenin sonunda ne biz bu köyü bıraktık ne de onlar bizi. Ben yine saz ekibinde yerimi aldım. Burada yaşayan, içlerindeki çocuğu kaybetmemiş insanlarla harika birkaç gün geçirdim. Köyden şimdilik gitsem de bilin ki mutlaka geri döneceğim. Shantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet.